Göçmen Kızının Mutfağı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Yaz aylarının vazgeçilmezi limona tarifimi sizlere vermek istiyorum. Bunun için video hazırladım. İlk olarak ben tabii ki geçen sene hazırlamıştım. 2 adet portakal ve 1 adet limon. Limonu özellikle ince kabuklu seçin arkadaşlar bunu yaparken. Bunu şimdi tam mevsiminde hemen alın, dondurucunuza koyun ve hazır bulunsun. Ya da geçen seneden yaptığınız varsa. Şimdi bunları çıkartıp böyle 1-2 dakika kadar beklettim kabımda ve daha sonra keskin bir rondonun içerisinde, tabii ki bunun gücü kuvvetli olması gerekiyor. Normal evdeki rondoyla yaparken hani içerisine az az koyun. Benim makinem birazcık daha güç seviyesi yüksek olduğu için ben hepsini koydum. Bunu yaparken de elimi kestim bir taraftan. Mutfakta kazalar ara sıra olabiliyor. Evet, rondomun içerisine koydum ve püre haline gelene kadar çekiyorum. Evet, püre haline geldi. Hele şu anki kokusu şahane arkadaşlar. Bu posasını değerlendirmek istedim ben ama olmuyor. Daha önce bir kekte de denedim, kurutmaya da denedim. Çok uygun olmuyor. Dış kabuğu olsa evet kurutulmaya müsait ama içi de olduğu için denedim ben şahsen. Siz soracağınız için ben baştan söylüyorum. Evet, hemen bir derin bir kabımızın içerisine posasını alalım. Püre halini böyle tek tek ayrılmış zaten. Böyle irmik kıvamında neredeyse. Üzerine şimdi limon tozunu ekleyeceğiz. Bir çorba kaşığı limon tozu. Limon tozu çok beklediği zaman bu şekilde beyazlaşabiliyor. Ama etkisi sürüyor. Üzerine 2 su bardağı da toz şekerimizi ekleyelim. Bunu eğer ki zamanınız varsa bir gece önceden bekletin. O zaman daha az acı kalır. Yani tamamen çok şekerli bir tarif değil arkadaşlar. Limonata dediğiniz hafif böyle bir acılık gelir. Evet, bunu bu şekilde yaklaşık ben 2 saat beklettim. Bakın 2 saatin sonunda zaten şekeri sulandı. Bunun üzerine yaklaşık, yani ben şu an 2 litre su ekledim. 2 litre suda bunu daha 3 saat bekleteceğim. Daha sonrasında açmak için 1 litre daha kullandım. Toplamda 3 litre su kullandım. 2 adet portakal, 1 adet limona 3 litre su kullanıyoruz. 2 su bardağı şeker de yetiyor. Hiç şeker koymazsanız acı olur diye tahmin ediyorum. Evet, böyle 3 saat boyunca bunu bekletelim. Beklettikten sonra varsa ince bir tülbentiniz, onu kullanabilirsiniz. Ben tülbentimi bulamadım. İlk olarak böyle bir kevgirde geçirdim. Daha sonra daha ince bir süzgeçte geçirdim. Çünkü önemli olan rondo da parçalanıyor. Bunlar bizim hani ağzımıza gelmesin içerken. Şimdi bakın son bir kez daha bir de burada süzüyorum. Bu çok ince olduğu için tülbent gibi oldu. Evet, limonatamız hazır. Bardağımızı koyalım. Tavsiyem soğuk tüketmeniz arkadaşlar. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Yorumlarınızı da benimle paylaşın, olur mu? Bu da en çok denenen tariflerin arasında. Bu sebeple ben de sizler için daha kolay olabilmesi için